Monsieur Marseille, Monsieur Doule'nin öldürüldüğünü size üzülerek de olsa bildirmek durumundayım. Öldürülmek mi? Maalesef. Fanatik bir Türk genci komi kılığında içeri girmiş ve cinayeti istemiş. Kimliği tespit edildi. Katilin abisi daha önceleri Fransızlar tarafından Antep'te vurulmuş. Monsieur Doule'yi öldürerek kendince intikam almış. Peki katil nerede şimdi? Askerlerimiz onu öldürmüş. Yangın nasıl çıkmış kumandan? Monsieur Doule ile katil arasında bir boğuşma gerçekleşmiş. Ve bu boğuşma esnasında bir gaz lambası devrilmiş ve yangın çıkmış. Ancak Monsieur Doule için çok geç kalınmış. Monsieur Doule'ye söylemiştim. Türklere çok fazla güveniyorsun demiştim. Barbarlar. Bugün Türkleri nasıl savunmuştu hepiniz duydunuz. Ama gözü dönmüş bir Türk tarafından öldürüldü. Maalesef, maalesef. Siz bu durumda halen Ankara'ya gitmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki no. Heyetimizin başkanı öldürülmüşken barış görüşmelerine devam edecek değiliz herhalde. Yarın Fonsa'ya dönüyoruz. O halde bu gece sizi bir otele yerleştirelim. Yarın dönüşünüzle alakadar olasayım. Bu savaşın sona ermemesi için ölü sayılmam gerekiyorsa öyle olsun. Ama ilaçlarım zamanına gelmesi ölmüş olabilirim. Merak etmeyin, yeni bir kimlik doğacak kadar zenginsiniz. Benim gibileri hayatta tutan tek şey savaş. Bu bahsettiğin zenginliğin kaynağı da sattığım bu silahlar. Bir silah tüccarı için barış zamanı kadar tatsız, sıkıcı bir şey olamaz. Hem yalan değil. O soylu diplomat kimliği beni boğuyordu. O kibar, liberal numaralı, aptal yapılarla aynı masalarda oturmak, uf. Dünyada iki adam birbirine silah sıktığı sürece hepsinin canı cehennemin. Kim orada? Dur hele, buradan kaçamazsın teslim ol! Kes sesini! Alayım. Dule yaşıyormuş. Sandığımız gibi Filipos'un elinde rehine değilmiş. Onunla anlaşmayanmış bir silah tüccarıymış. Ben yakalamaya çalıştım maalesef. Yakalayamadım, elimden kaçırdım Miralay'ım. Demek ki bu planı birlikte yapmışlar. Ahmet'i bir kukla gibi kullandılar. Onun otele komi olarak girmesine izin verdiler. Arkasından Ahmet Mösyö Dule'yi öldüreceğini zannederken kendi ölümüne gitti. Orada muhakkak Filipos'un da bir adamı vardır. Ahmet Dule'yi öldürmek isterken de adam Ahmet'i öldürdü. Sonra da bir cesede Dule'nin kıyafetlerini giydirip yaktılar. Mösyö Dule'yi ölü ya da direğiyle geçirmemiz lazım Yakup. Eğer onu Fransızlara teslim edersek barış anlaşmasını kurtarabiliriz. Eğer Dule yaşıyorsa er ya da geç Filipos'a ulaşmaya çalışacaktır. Sakin olun Mösyö. Nasıl sakin olayım? Adamlar beni öldürmeye çalıştı. Yavrum çoktan ölmüştük bile. Bana bak, eğer yaşadığım öğrenilirse bu sadece benim için değil, senin için de bir felaket olur. Haklıysın. Lafım bitmedi. Beni derhal Simirna'dan çıkaracaksın, Filipos. Haklısınız, Monsieur Doule. Türklerin sizi değil diri bulması, cesedinizi bulsa benim için felaket. Lanet olsun! Seni ne paraların ne de silahların kurtarabilir. Ya Türkler ya ben öldüreceğim seni. Anlatın. Neyi anlatayım? Her şeyi. O sevecen diplomat görüntünün altına sakladığın hikayeyi anlatacaksın. Eğer anlatırsam beni serbest bırakacak mısın? Anlatmazsan öldüreceğim. Şimdi anlat, sonrasını sonra konuşuruz. Ben Olivia Duval. Herkesin bildiğinin aksine bir diplomat değil, bir silah tüccarıyım. Ankara hükümetiyle anlaşma yapmak için değil,
savaşı sürdürmek için çalışıyorum. Sadece Anadolu değil, dünyanın her bir köşesinde savaşın devam etmesi için uğraşıyorum. Kumandan Filipos'la bu sebeple anlaştık. Ankara'nın barış görüşmelerini sona erdirmek için bir plan yaptık. Seni öldürülmüş gibi gösterip barışı bozmak diye yani planınız. Evet. Evet. Duydunuz. Monsieur Dule her şeyi itiraf etti.